Son üntesi, kurumsal uygulamalar ve yeni eğilimler üntesidir. Bu üniteyi tamamladığınızda seçilen 3 işletmedeki eğitim ve geliştirme çalışmalarının durumunu açıklayabilecek, işletmelerdeki eğitim ve geliştirme sistemlerinin ortak yönlerini belirtebilecek, eğitim ve geliştirme çalışmalarının işletmelere göre farklılaşan yönlerini tartışabilecek, seçilmiş işletmelerde eğitim ve geliştirme etkinliklerinde gözlenen yeni eğilimleri tartışabilecek, bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Bunlardan ilki işletmelerden ilki koç topluluğudur. Ee, Koç Topluluğu e, e, hepimizin bildiği e, önemli bir işletmedir. 1926'da kurulmuştur. Ee, Türkiye'nin en büyük şirketler e, grubudur, topluluğudur. E, ve de dünyanın en büyük 500 şirketi arasındadır. Bu e, Eğitim süreçlerinde de her ne kadar sektörler birbirinden farklı olsa da zaman zaman benzerlikler bulunmaktadır. Bu yüzden ortak noktaların eğitim ve gelişim alanında sinerji ve verimlilik yaratabileceği düşüncesiyle Koç Akademi'nin kurulduğunu görüyoruz Koç topluluğunda. Koç Akademi gelişim planlama sürecinde tabii ki öncelikle gelişim, Ünitelerimizde de daha önceki ünitelerimizde de bahsettiğimiz üzere gelişim gereksinimleri planlanır. Daha sonrasında gelişim etkinlikleri buna göre belirlenir. Etkinlikler uygulanır ve gelişim en sonunda değerlendirilir ve yaşama geçirilmiş olur. İkinci topluluk şirketler topluluğu büyük bu anlamda arkas topluluğudur. Arkas Topluluğu da e, özellikle taşımacılık sektöründe başarıları olan bir e, şirkettir. E, otomotiv, turizm, e, hava taşımacılığı, sigortacılık gibi e, bilgi teknolojisi gibi konularda e, pek çok şirketi olan bir topluluktur. E, 5500 çalışanının olduğunu söyleyebiliriz. Büyük bir topluluk olarak karşımıza çıkıyor Arkas topluluğu da. Arkas topluluğunun eğitim etkinlikleri de yine kurumsal uygulamalardan önemlilerindendir. Üç şekilde yapılır. Daha önceki ünitemizde de bahsettiğimiz üzere, ünitelerimizde bahsettiğimiz üzere Arkas topluluğunda da kurumsal gelişimin yapıldığını görüyoruz. Mesleki gelişimin ve de bireysel gelişimin yapıldığını da görüyoruz özellikle işte daha önceden de bahsetmiştik iletişim konusu gibi takım çalışması gibi proje gibi bir takım konularda bireysel gelişimler de yapılabilir mesleki gelişim kişinin meslekle ilgili bir takım gerekli bilgi becerilerin ihtiyaç gereksin duyduğu gerekli bilgiler verilir kurumsal anlamda da ee, özellikle Arkas Holding iş kolları, sektör şirketleri, temel fonksiyonları e, tanıtılır. Ee, özellikle oryantasyon e, eğitimde, işe alıştırma eğitimlerinde kişilere destek olunur. Kurumsal e, kültürel kültür, değerler e, değer paylaşılır. E, yine Arkas Holding eğitim etkinliklerinde. Arkas Akademide de yani e, yine e, Baktığımızda koç topluluğunda olduğu gibi, koç akademide olduğu gibi e, önce e, çözümleme ile bir takım e, işte, gereksinimlerin e, belirlendiğini görüyoruz. Tasarımlama ve geliştirme ile birlikte eğitimin planlandığını görüyoruz. Yani kapsamı içeriği nedir? Nasıl düzenlenecek içerik? Öğretim stratejileri nasıl kullanılacak? Yani ya da hangileri kullanılacak? Öğretim ortamı ne olacak? Eğitimi kimler gerçekleştirecek gibi birçok soru burada cevaplanır ve en sonunda da uygulama yapılarak eğitimin ne kadar başarılı olduğu da değerlendirilir. Üçüncü büyük topluluk da eti topluluğudur. Eti topluluğu da 1962 yılından beri piyasanın içerisindedir. Önemli bir sektördür. Özellikle bisküvi, kek ve çikolata üreten bir topluluktur. Aynı zamanda eskişehirinde. Firmasıdır ETI, ee, Anadolu Üniversitesi'nin bulunduğu Eskişehir'in de e, önemli bir firması olarak karşımıza çıkıyor kurum. Tabii ki e, bu önemlilik e, arz etme durumu da yine e, ETI'de de e, eğitimin e, çok fazlasıyla, e, eğitim ve geliştirme çalışmalarının çok fazlasıyla olduğunu görüyoruz. Ee, yeni başlayanlar için işe alıştırma ve oryantasyon programları düzenlenir ee, yine e, baktığımızda rehber eşliğinde oryantasyon eti tanıtım, departman iş süreçleri fonksiyonel oryantasyon yapılır grup oryantasyonu yapılır programı yap ile birlikte yine e, iş alıştırma sağlanır ee, yine standart gelişim programları vardır ee, etide de e, diğer topluluklarda da olduğu üzere eee ve de yöneticiler için de, yöneticiler için çalışanların kendi istekleri doğrultusunda, eğitim talepleri doğrultusunda da programlar söz konusudur. Evet. İşe uyum değerlendirmesi sonrası ortaya çıkan gelişim gereksinleri vardır. Gelişim merkezi sonrası hazırlanan e, bireysel gelişim planları e, yine karşımıza çıkıyor. E, son olarak da performans değerlendirmesiyle birlikte de e, ortaya çıkan gelişim gereksinleri belirlenir e, ve bu şekilde e, bireysel gelişim planlaması yapılmış olur eti topluluğunda da. E, Kurumsal gelişim eğitimleri ne bakacak olursak yine burada da diğer topluluklarda olduğu gibi eğitim taleplerinin analizi yani gereksinimlerin belirlenmesi, buna göre bütçenin hazırlandığını görüyoruz. Amaçların belirlendiğini, planlamanın yapıldığını, uygulamanın gerçekleştirildiğini ve en sonunda da değerlendirme ve raporlamalarla eğitimin ne kadar faydalı olduğunu ortaya çıkarıldığını e, görüyoruz eti topluluğunda da. E, bu anlamda e, bu üç topluluğu da e, üç önemli topluluğunda eğitim çalışmalarından kısaca e, bahsettik. E, i̇şletmelerde eğitim ve geliştirmeye ne kadar e, önem veren kurum artarsa e, o işletmenin e, o örgütün e, gelişmesi de yine o kadar fazla olacaktır. Temennimiz e, kurumlarda e, eğitim ve geliştirme çalışmalarının artması e, dileğiyle e, işletmelerde eğitim ve geliştirme kitabının son ünitesinde özetlemiş bulunmaktayız. Teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyoruz e, sizlere.